Bu hükümete Bölgesel Kalkınma Bakanlığı olarak, Türk Bakanı olarak görev almaktayım. Merhabalar dostlar, 1 Ağustos 2022 günün ikinci videosuna hoş geldiniz. Yeni ayda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilime şahit oluyoruz. Özellikle Rusya'nın Sırbistan'ı kışkırttığını belirtelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lavrov'un açıklamasını aktarmıştık. Rus medyasından son haberlerle başlayalım. Rus medyasında bugün servis edilen 1 Ağustos'ta servis edilen haberin başlığı Kosova ve Sırbistan sınırındaki radikallerin Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği bomba atarlarla silahlandırıldığı belirtiliyor. Rusya şimdiden tuhaf haberlere başlamış durumda dostlar. Bilindiği gibi daha öncesinde yapılan açıklamada Nazilerden arındırmak için Kosova'yı temizleyeceklerini duyurmuşlardı. Sırbistan'dan tıpkı Rusya'nın açıklamalarına benzer bir açıklama gelmişti. Dolayısıyla bunlar bizi şaşırtmıyor. Yine bugün servis edilen bir diğer haberde Sırbistan Kosova'yı vurmaya hazır durumda. Dolayısıyla MiG-29 savaş uçaklarını ve Mi-35 helikopterlerini göklere çıkardı başlığı atılmış. Sırbistan ve Kosova sınırındaki acil durum tam ölçekli bir askeri çatışmaya dönüşüyor. Şu anda Sırbistan'ın güney kesimindeki Sırp Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 avcı uçaklarının yanı sıra daha öncesinde Rusya'dan küçük miktarlarda satın alınan Mi-35 saldırı helikopterlerinin de bölgede olduğu belirtilirken Sırp uçaklarının Kosova topraklarına saldırmadığını da söyleyelim, fakat bu şekilde haberler servis ediliyor. Buna karşılık Sırbistan sınırında bulunan Kosova özel kuvvetlerinin yanı sıra Kosovalı polis gücü de bazı batılı hava savunma sistemleriyle konuşlandırılmış durumda. Özellikle Stinger'ın insanlar tarafından omuzdan atılabilen versiyonları burada bulunmakta. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Priştine'yi provokasyonu durdurmaya çağırıyor. Görüldüğü gibi Rusya hemen anında Sırbistan'a sahip çıkmış durumda. Kosova sınırını kapatmaya çalışan Sırplara da saldırı olmuş durumda. Rus medyası olayı böyle görürken Yunan medyası nasıl görüyor derseniz Balkanlar yanıyor başlığı atılmış. Savaş Kosova'nın kapısını çalıyor, alarm sirenleri çalıyor, silahlı çatışmalar ve yaralanmalar var. Moskova'da tavır aldı başlığı atılmış. Rusya Kosova'ya provokasyonları durdurması ve bölgedeki Sırpların haklarına saygı duyması çağrısında bulundu. Bizzat Maria Zaharova'nın açıklamasına yer verilirken daha sonrasında ise Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin açıklamasına yer verilmiş. Sırp hükümeti tarafından kontrol edilen silahlı grupların Kuzey Kosova'da ateş açtığını söylediği açıklamasına yer veriliyor dostlar. Daha sonrasında Sırbistan ordusu tarafından yapılan açıklamada Sırbistan ordusunun idari sınırı geçmediği de bir kez daha vurgulanmış durumda. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić de Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tahammül etmeyeceğini söylüyor. Daha sonrasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić sanırım bugünden daha zor bir durumda olmadık açıklamasını yapıyor. Burada dostlar Sırbistan'da Balkanların Nazilikten arındırılması hakkında sık sık haberler servis ediliyor. Sırbistan'da özellikle Balkanlarda Naziler olduğunu, dolayısıyla bunların temizlenmesi yönünde provokatif bir açıklama yapıldı. Burada özellikle tıpkı Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında yaptığı açıklamalar bugün itibariyle Sırbistan tarafından yapılırken bizzat Đukanović tarafından bu açıklama yapılmış durumda. Bunu da belirtelim dostlar. Bunun dışında diğer haberlere bakalım. Son durum haritasını görmektesiniz. Özellikle Kosova işaretlenmiş durumda. Burada çok sayıda haber aktarılıyor. Burada dostlar bu bölgeye baktığımızda Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin açıklamasına yer verilmiş. Kendisi Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ofis direktörünün sorumlu olduğunu belirtirken Kosova'nın kuzeyindeki durumdan onlar sorumlu açıklamasını yapıyor. Bizzat görüldüğü gibi başkent Priştine'de bu açıklama yapıldı. Özellikle Sırbistan sınırında olaylar olduğu belirtilirken bu noktaya baktığımızda Kosova polisi Sırpların çoğunlukta olduğu Kuzey Kosova'nın bazı yerlerinde bazı polis birimlerine yönelik silahlı saldırıların yapıldığını duyuruyor. Emniyet Müdürü Sametdin Mehmedi kendisi yaralı yok açıklamasını yaparken bu bölgede de Kosova polisi Lepasaviç'e giden ana yolda görüntülenmiş durumda. Burada dostlar bununla ilgili fotoğrafı görmektesiniz. Gece saatlerine çekilmiş fotoğraflar servis ediliyor. Sağ tarafta da Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova'nın açıklamasına yer verilmiş. Yine demin aktardığımız Kosova Başbakanı'nın açıklamasına da yer veriliyor. Kosova polisinin açıklamasına yer verilmiş. Burada da Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına yer veriliyor dostlar. Bunun dışında diğer ülkelerden haberler de burada servis edilmiş. Görüldüğü gibi dostlar kuzey kesimlerinden bahsediyoruz. Sırbistan sınırına yakın noktalardan bahsediyoruz. Sırbistan sınırı görüldüğü gibi oldukça Kosova ile çok sayıda temas noktasında birleşmiş durumda. Şöyle gösterelim. Bu bölgede iki ülkenin sınırları tuhaf çizilen sınırlardan dolayı zamanında bu şekilde karmaşık görüldüğü gibi iki ülkede birbirinin üzerinde hak iddia etmeye devam ediyor. Yine Sırbistan'dan gelen açıklamalara da yer verilmiş dostlar. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın partisinin milletvekili konuşuyor. Sırbistan, Balkanların Nazilerden arındırılmasını başlatmak zorunda kalacak açıklaması yapılmış. Bu açıklamaya da burada yer veriliyor. Diğer haberlere bakalım. Bu arada dostlar, Milli Savunma Bakanlığımız daha öncesinde bugün 8.30'da şu açıklamayı yapmıştı. Ukrayna limanından ilk geminin bugün saat 8.30'da hareket edeceğini duyurmuştu. An itibariyle geminin yola çıktığını söyleyelim. Mısır yüklü Razon isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği duyuruldu. Dolayısıyla Odessa limanından 1 Ağustos 8.30'da hareket etmiş durumda. Türkiye ile Rusya Federasyonu ve Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevk girişim belgesi kapsamında ilk sevkiyatlar başladı. Irak'la ilgili şunu söyleyelim. Irak'ta bulunan birçok silahlı grup bugün itibariyle protestolara dahil olacağını duyurdu. İran destekli koordinasyon çerçevesinde tüm halkı yarın ülke çapında Sadıra karşı protestolara davet ediyor. Bu da Irak'ta dostlar bir iç savaşa doğru gittiğimizi gösteren bir gelişme. Bunu da aktarmış olduk. Bugün dostlar Çin ordusunun kuruluş yıl dönümü, dolayısıyla Çin'de çok sayıda geçit töreninin yapılması bekleniyor. Özellikle son günlerde Tayvan'a mesaj olsun diye geçit töreni provalarının Tayvan'a en yakın noktalarda yapıldığını da belirtelim. Dolayısıyla bu da günün takip edilmesi gereken gelişmelerinden bir tanesi. Diğer haber Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamayı aktaralım. Tabii onlar işgal yerine özel bir askeri operasyon ifadesini kullanırken burada görev yapan Doğu Askeri Bölge Birimlerinin sahadaki lojistiği organize eden personelinden görüntüler paylaşılıyor. Arka planda Doğu Askeri Bölgesi'nin lojistik uzmanları 3 sıcak öğün yemek sağlamak için mobil mutfaklarda çalışıyor açıklaması yapılmış. Rus oluşumlarının ve Rus askeri birliklerinin konuşlandığı mevzilerde Rusya tarafından nasıl bir çalışma yapıldığı yönünde görüntüler paylaşılıyor. Yine dostlar daha sonrasında bir başka görüntü daha paylaşılmış. Yapılan açıklamada da yine sürekli lojistik desteğin sağlanması için Rusya'nın burada an itibariyle çalışmalara başladığı belirtiliyor. Bazı araçlar onarılmış durumda, araçların bakımları yapılıyor, tekerlekleri değiştiriliyor. Rusya tarafından yayınlanan görüntülerde bazı Kamaz kamyonların tekerleğinin değiştirildiğini görmektesiniz. Kuzey Askeri Bölgesi sınırında Batı Askeri Bölgesi'nin MTO birimlerinin çalışması da yayınlanmış durumda. Rusya'da aslında neden sürekli lojistikle ilgili paylaşım yapılmış derseniz, Rusya'da lojistik günü kutlanıyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde her yıl Ağustos ayının ilk günü olarak kutlanır. 1941'den beri kutlandığını söyleyelim. Kızıl Ordu Lojistik Ana Genel Müdürlüğü'nün kurulmasından beri Rusya'da lojistik günü kutlanıyor. Dün de donanma günüydü. Bugün de lojistik günü kapsamında Rusya'da törenler yapılıyor. Evet dostlar, son haberleri aktarmış olduk. Hoşça kalın.